Selamünaleyküm. Ülkemin güzel insanları. Ben İsmail Usta. Videolarımın başına ne kanalıma abone olun diyorum, ne bildirim zilini açın diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Sadece size bilgilendirme videoları atıyorum. Ama Allah rızası için ben kendi müşterime yetişemiyorum ya. Günde en az 10, en fazla 50 tane araba geliyor. Yani bunlar internetten geliyor arkadaşlar. Ben 30 yıllık biriktirdiğim müşterime yetişemiyorum. Eleman sıkıntısı yaşıyorum. 3-4 tane elemanım memleketine gitti ve çok zorlanıyorum. Bana Allah rızası için gelmeyin arkadaşlar. Yani internetten bana kimse gelmesin. Ben müşterime yetişemiyorum çünkü. Şu anda saat 6.30. Dükkanım kapalı ve içeride araba dolu. 6.30'da motor toplamaya başlayacağım arkadaşlar. Geldim erkenden dünyanın yolunu ve size gösteriyorum. Arkadaşlar motoru toplamaya başladım. Victor Reigns silindir kapak contası, Erling takım conta, parçalarımı Bendix balata spreyi ile yakadım. Her şeyim hazır. Silindir kapağım hazır. Valio debre seti, Pierburg yağ pompası ve Ina Schaeffler zincir seti takacağız arkadaşlar. Hamido sağ olsun cumartesi akşamı hepsini yıkadı. Görüyorsunuz şöyle. Hepsini yıkadı arkadaşlar. Renault Twingo arkadaşlar. Akrabamın arabası. İstanbul'a yolu düşmüş. Araba conta yanıktı. Ustalar bulamamış bir türlü arızayı. Şuradan, şuradan ve şuradan, şuradan conta bariz yanmış arkadaşlar. Pazar günü Kemal Usta ile Hamido çalıştı. Pazar günü bu aracın arkadaşlar bir ışıkları açayım da. Motorunu yaptığımız aracın sahibi almadı. Araba Trigger'in otomatik gergisine dağıtmış arkadaşlar. Bilyeyi dağıtmış. Nasıl dağıtmışsa Trigger'in yapraklarını koparmış. Görüyor musunuz? Yaprak maprak hiçbir şey kalmamış. Evet. Daiko Trigger seti takmış Kemal Usta. Yorulmuş herhalde. Bitirememiş arabayı. Pazar günü çalışmak kolay değil. Üstünü komple açmış ve bitirmiş. Trigger'i takmış. Herhalde bir saatlik işi kalmış. Evet. Yolda kalan aracımızdı bu, biliyorsunuz. Ben gidip getirmiştim. Doplomuzu lifi aldık arkadaşlar. Çünkü motorunu orada topluyorum. Doplomuzu lifi aldık. Motorunu topluyorum. Evet. Twingo. Conta bir anlamda çürümüş arkadaşlar. Conta resmen çürümüş. Çürüyünce de yakmış yani. Ha, bu tür araçları birçok ustalar sökmez. Benim müşterim olduğu zaman, yıllardır bana gelmişse bu adam, ben ekmek yemişsem, çöp de alsa benim müşterim için o araba önemli. O araba müşterimin arabası olduğu için benim için de önemli, sökerim. Benim için marka sıkıntısı, marka ve yaş sıkıntısı yok. Yani yaş sıkıntısı kesinlikle yok. 90 model arabamızı da söküyoruz. Birçok insanlar, özellikle hani böyle YouTube'da kanal açmış, tamir yapan birçok insanlar var böyle. Adamlar 2010 model ve altı araba dükkanlarına sokmuyorlar. Sanki o arabalar evlerine ekmek götürmeyecek. Sanki o arabaları kullanan insanlar insan değil. Sanki o arabalar Türkiye karayollarında dolaşmıyormuş gibi hareket yapan hem internet kanalları hem de normal sanayideki ustalar. Adam arabanın yaşına bakıyor böyle, 95 model. Ulan diyor, ne işim var diyor. Bir tane diyor Doblo gelse yağ bakımı, bir tane Kango gelse debriyaj seti, o yat aşağı diyor. Öyle değil arkadaşlar. Hangi araba gelirse gelsin yapın ya, ne olacak? Bak ben her türlü araba, Twingo, Master, Kia Bongo ve
Doplu arkadaşlar. Bizim için hiç fark etmiyor. Evet. Bu arada çayım fokur fokur kaynıyor. Çayımı demleyeceğim Allah'ın izniyle. Maşallah maşallah. Evet şöyle altını kısayım. Ana! Buhar oldu lan. Evet buhar oldu. Şimdi bu aracımızın motorunu yaparken arkadaşlar Doblo 1.3 Multijet'e mesela 30 bin ve üzeri fiyat veren çok esnaf var motorunu yapmak için. Ya 15 bin de çıkabilir, 13 bin de çıkabilir, 20 bin de çıkabilir. Yani bu arabanın 30 bin ve üzeri çıkarabilmesi için enjektörlerin komple değişmesi, turbonun komple değişmesi, grangın değişmesi, silindir kapağının değişmesi gerekiyor. Ama biz grang değiştirmedik, silindir kapağı da değiştirmedik. Enjektörleri bakıma verdik. Turbosunu da adam zaten yeni değişmiş. Tekrar değiştirmenin bir anlamı yok. Değiştirmese dahi bakıma veriyoruz arkadaşlar. 1.3 Multijet'in 1500 lira, 2000 lira bir turbo bakımı oluyor yani. Evet. Hazır malzemelerimiz. Yavaş yavaş ben toplayayım. Sağ olsun. Bizimkiler civataları asker gibi yıkamışlar. Bir de kutulara ayırmışlar. Demek ki büyülü, irili ufaklı ayırmışlar, koymuşlar. Evet. Bazen internetten ben gelmeyin deyince ya bir gün gelir arabalara muhtaç olursun. Değil. 30 senedir emek verdiğim insanlar yani kovsam yine gitmezler. Çünkü ben esnafım arkadaşlar. Adam gibi esnaf hem de. Ben nereden geldiğimi çok iyi bilen bir insanım. Ben bir köyün bekçisi, bekçi ailenin çocuğuyum. Her zaman da öyle kalmak zorundayım. Ve ölene kadar da öyle kalacağım. Babamla da gurur duyuyorum. Kendimle de gurur duyuyorum. Bu ülkede gönül rahatlığıyla anlamak yaşıyorum arkadaşlar. Size hayırlı haftalar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Öldüğünüzde sizin için iyi ya da kötü demesinler. Yaşarken iyi olmak için mücadele verin ve bu dünyada siz yaşarken size iyi bir adamdı desinler. Dileklerimle hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar.